umarım birazdan makası çıkarıp saç kesimine başlayacakmış gibi duruyorum şu anda ama bu video hem saç bakım videosu olacak, hem ilk izlenim videosu olacak, hem saç şekillendirme videosu olacak. Yani bu videonun içinde saçla ilgili birçok şey bulacaksın. Çünkü bugün Natura Keratin markasının saç keratin bakım ürünü deneyeceğiz. Aynı zamanda saç botoksu da deniyormuş bu işleme. Ben o adını ilk defa duyuyorum. Bu keratin bakımını gittiğim bütün kuaförlerim bana yapmaya çalışmıştı ve ben çok da inanmadığım için böyle şeylere istememiştim. Ama bugün ben bunu kendim evde deneyeceğim. Aslında birlikte deneyeceğiz çünkü ben de ilk defa deniyorum. Çok fazla yıpranmış saça sahip olanlar için saçını o kaybettiği gücü geri kazandırmayı vaat ediyor. Bu çok iddialı, aynı zamanda da heyecanlandırıcı bir vaat. Çünkü saçımla o kadar çok oynadım, o kadar çok boyadım, o kadar çok kırdım ki saçımı. Artık bilmiyorum hangi ürün saçımı gerçekten iyi bir hale getirebilir. Eğer bunu başarırsa gerçekten benim için dünyanın en güzel ürünü olabilir. Şimdi ben saçımı banyoda yine aynı markaya, Natura Keratin markasına ait olan arındırıcı şampuanla başka hiçbir ürün kullanmadan iki defa yıkadım. Saçımın botoks ürünü kullanmadan önceki ve sonraki hallerini mutlaka videonun sonuna koyacağım. Eğer oraya kadar izleyebilirseniz mutlaka aşağıya yorum bırakmayı unutmayın ne düşündüğünüzle alakalı. Şimdi saçımı kurutacağım ama öyle tamamen kuru şekilde değil, böyle hafif nemli kalacak şekilde kurutacağım. Ondan sonra aynı boya yapar gibi saç botoks ürünü uygulayacağım. Saçım biraz sert gibi sanki ama bu arındırıcı şampuanın sanırım özelliği bu. Şimdi birazcık kurutuyorum. Ameliyat eldivenlerimi de taktıktan sonra şimdi böyle aynı boya yapar gibi saçıma ürünü uygulayacağım birazcık alıp. Bu arada bulaşmasın diye üstüme yine aynı markanın set aldığınızda yolluyorlar bu şeyden. Bunu ne deniyor bilmiyorum. Boya önlüğü. Evet, boya önlüğü sanırım. Bunu taktım. Bal mumu gibi kokuyor. Evet, gerçekten bal mumuna benzer bir kokusu var. Koku olaylarında çok iyi değilim, çok anlamıyorum ama öyle rahatsız edici bir kokusu yok. Genelde bu tarz ürünlerin sanırım rahatsız edici kokuları oluyor diye biliyorum. Öyle duydum diye hatırlıyorum. Ama bunun gerçekten rahatsız edici bir kokusu yok. Ama saçımı uygulayınca nasıl kokacak onu bilmiyorum tabii ki. Şimdi böyle birazcık elime alacağım. Önce kapağı varmış, kapağını açıyorum. Eldivenimi aldım. Şöyle birazcık elimde ısıtıyorum ve dökmeden hemen saçıma uyguluyorum. Bakalım nasıl olacak. Bayağı serinletti kafamı. Saçıma yayılması için iyice böyle aralara da sürüyorum. Böyle saçınızı parçalara ayırıp da uygulayabilirsiniz. Sonra böyle ucundan başlayarak birazcık tarayacağım saçımı ki iyice eşit bir şekilde dağılsın. Streçleyeceğim ve 40 dakika kadar bekleyeceğim. Şu anda sizin de bildiğiniz gibi son zamanların modası olan streçleme modeliyle karşınızdayım. Yapamadım. Böyledir. Bekledikten sonra saçımı yıkadım ve geldim. Öncelikle ilk izlenim olarak şunu söyleyebilirim ki saçımı çok sertleştirdi. Daha önce keratin bakımı yapmadığım ve yaptırmadığım için bu kadar sertleştirdiğini bilmiyordum. O yüzden şaşırdım. Sonra saçımı yıkarken o böyle suyu akıttığım anda saçım yumuşacık oldu. Ama böyle size anlatamam. Böyle hani saçınız böyle çok böyle yumuşatan bir ürün kullandığınızda böyle akar gider ya, aynı o his oldu. Çok hoşuma gitti benim de. Ve o yumuşaklık hissi sadece duştayken değil, duştan çıktıktan sonra devam etti ve şu an hala devam ediyor. Zaten saçımı daha kurutmadım, hiçbir şey yapmadım. Hiçbir ürün de uygulamadım. Direkt çıktım, buraya geldim. Şimdi bu keratin bakımını uyguladıktan sonra sanırım saça daha iyi nüfuz etmesi için o keratinin saça ısı uygulamak gerekiyor. Ben de sadece fön makinesi tutup öyle bırakmayayım dedim o haliyle. Normalde bir yere gidiyorken ya da işte saçıma ısıyla şekil veriyorken nasıl hazırlandığımı size göstereyim dedim. Şimdi ilk önce saçıma güzel bir fön çekeceğim. Gerçekten saçlarım yumuşacıklar ama öncesinde
siteye sıkacağım. Farkında mısınız? Görebiliyor musunuz? Akıp gidiyor saçım böyle. Çok hoşuma gitti. Gerçekten şaşırdım çünkü ben duştan çıktığım zaman saçlarım yıpranmış bir saç olduğu için çok böyle kas katı olur, zor tararım, zor şekil veririm. Kuruturken çok zorlanırım ama şu an çok yumuşak. Bilmiyorum kuruturken, kuruduğu zaman nasıl olacak ama bakalım. Saçlarımı taradım ve şimdi saçıma fön çekeceğim. Ama öyle çok muazzam bir fön çekmeyeceğim. Çünkü sonrasında birazcık dalgalı güzel model yapmak istiyorum. O yüzden hem kurutacağım hem de böyle daha düzgün olsun diye böyle fırçalı bir makineyle önce saçlarıma kurutacağım ve öyle genç güzel bir fön çekeceğim. Şey gibi, saçı boyadıktan sonra şu ön kısmını birazcık kurutup gösterirler ya, ben de şimdi bir tutam alıp onu deneyeceğim böyle, bakalım nasıl olmuş, yumuşak mı parlak mı diye. Şunu söyleyebilirim ki benim saçım asla yıkadıktan sonra böyle bir sürü ürün kullanmadan asla şu elime şuraya sokup böyle yapamam. Şunu yapamam yani. Şu anda bunu yapabiliyorum ve asla böyle parlamıyor. Onu çok sevdim. Şu anda çok mutlu ve umutluyum şu görüntüden sonra. Bilmiyorum, saçımın devamını kurutacağım. Şu anda çok mutluyum gerçekten. Şu anda saçımda değişik bir koku var. Böyle kötü değil kesinlikle, böyle rahatsız edici bir koku değil. Ama böyle enteresan bir koku var. Böyle ilk kokladığımda da söylediğim böyle balmumsu bir koku diyebilirim. Öyle bir koku alıyorum. Şu anda saçımdaki parlaklığı kameradan görebiliyor musunuz? Fark ediliyor mu bilmiyorum ama gerçekten çok şaşkınım ve şu andaki hislerimi şöyle anlatacağım kısaca. Ben güzellik, kozmetik, saç bakımı kategorisindeki bir ürünü çok sevsem de, bayılsam da, ben de harikalar yaratsam da her insanda farklı etkiler yaratabileceği için o korkumdan çok böyle videolarda işte Instagram'da vesaire işte mutlaka alın, mutlaka deneyin diyemiyorum. Korkuyorum çünkü. Ya başkasında farklı bir etki yaratırsa, ya başkası sevmezse, sırf ben önerdim diye gidip alacak ve ya onda işe yaramazsa diye. Ama gerçekten bu ürün benim, biliyorsunuz benim saçlarım ne kadar yıpranmış halde olduğunu, benim o yıpranmış saçlarımda bile bu kadar yumuşattıysa, bu kadar işe yaradıysa, gerçekten bunu bana birazcık güveniyorsanız gidin alın ve deneyin. Bunu özellikle yıpranmış saçlara ve saçına böyle boya işlemlerini çok fazla uygulamış, uygulatmış olan insanlara söylüyorum. Gerçekten işe yaradı. Çok mutluyum şu anda. Bu üründen bu kadar güzel bir performans beklemiyordum açıkçası. Saçım hiç olmadığı kadar yumuşak, dolgun, çok güzel yani, çok beğendim. Ürün hakkındaki düşüncelerim böyle. Bence çok faydalı bir video oldu. Eğer gerçekten yıpranmış saçlara sahipseniz, saçınız o yumuşaklığını, o güçlülüğünü, cansızlığını kaybettiyse mutlaka bu ürünü deneyin diyorum. Şimdi saçlarımı nasıl şekillendiriyorum kısmına geçiyoruz. Aslında ilk kısmını gördünüz. İlk kısmını Babyliss'in bu fırçalı makinesiyle yapıyorum. Fön makinesi de denebilir. Bunun çok farklı başlıkları var. Bu sadece bir tanesi. Bunu çıkarınca fön makinesi oluyor. İşte buna ne ekleniyordu başka? Bunun daha küçüğü var. Daha küçük bir fırçası var. Hatırlamıyorum ama bilmiyorum. Bu da bayağı eski bu arada. Eğer bulabilirsem bunun da linkini aşağı koyarım. Bunu ben böyle saçıma çabukça bir şekil vermek istediğim zamanlarda, işte daha düzgün dursun, o kabarık görüntüsü gitsin istediğim zamanlarda kullanıyorum. Çok pratik bir ürün. Böyle başlığı dönebiliyor. Gördünüz zaten uygularken. Eğer bu tarz bir ürün arıyorsanız buna da bakabilirsiniz. Diğerine göre yeni aldığım Babyliss'in Curl Secret maşasını uygulayacağım. Bu bence çok pratik bir ürün. Ama bu kısa saçlılarda daha çok işe yarıyor. Daha güzel şekil veriyor. Uzun saçlarda o kadar iyi değil. Ama ben zaten bu tarz maşa gibi şeylerde çok böyle maşa maşa bir görüntü sevmiyorum. Daha doğal dalgalar seviyorum. O yüzden bununla saçıma şekil verip daha sonra işte saçımı güzelce tarıyorum ve böyle hafif dalgalar oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Bu da pratik, böyle 5-10 dakika falan sürüyor benim bu saçıma rağmen. Şimdi ikinci kısım olan Curl Secret'la maşa yapma kısmına geçiyoruz.
Başlayalım. Şöyle küçük bir parça alıyorum. Bir tutam saçı. Biraz fazla aldım ben de, biraz küçük diye. Çok kalın parçalar, tutamlar alamıyorsunuz saçınızı yaparken. Sığmıyor çünkü içine. O yüzden küçük küçük yapıyorsunuz ama hızlı olduğu için çok vakit kaybettirmiyor. İçine koyuyorum böyle, elimi çekiyorum, kapatıyorum. Bu duyduğunuz dördüncü ya da üçüncü sinyalde şu şekilde bırakıyorum. Ve böyle bir sonuç oluyor. Sonra bunu, tabii ki böyle kalmıyor bu. Hepsini yaptıktan sonra tarıyorum ve gayet güzel doğal dalgalar oluyor. Hızlı olduğu için bilmiyorum, ben çok seviyorum. Tabii ki ısı uygulamadan yapmak saçın sağlığı için daha iyi ama böyle çabuk bir yere gitmem gerekiyorsa ısısız dalga birazcık zor yani. Genelde geceden bekletmek falan gerekiyor çünkü ısısız yapabilmek için. O yüzden böyle acele bir yere gitmem gerekiyorsa hemen buna sarılıyorum ben de. İsterseniz üçüncü sinyali beklemeyip daha doğal bir dalga istiyorsanız ilk ya da ilkte olur mu bilmiyorum ama ikinci sinyalde falan da bırakabilirsiniz. O sonuna kadar benim gibi beklemeniz gerekmiyor. Ama ben tutsun diye ve zaten tarayacağım için üçüncü sinyale kadar bekliyorum. Yaptım. Sanırım tahminen saate bakmadım ama 7-8 dakika falan sürmüştür en fazla. Gayet hızlı bir şekilde böyle tutam tutam yaparak yapıyorum. Şu anda gelinin kız kardeşine benzediğimi biliyorum. Çok kötü saçlarım bu şekilde. Böyle asla dışarı çıkmam. Şimdi saçlarıma biraz daha parlaklığını artırmak için ve daha kolay dağıtabilmek, açabilmek için dalgaları yine aynı markanın argan yağını kullanacağım. Bunu da ilk defa kullanıyorum. Elimi birazcık alıyorum elimde. Sonra böyle çok güzel kokuyor. Aşağıdan yukarıya doğru sıkarak. Elimle açmayacağım çünkü tarayarak açacağım. Saçımı tarama kısmına geldik. İçeriden dışarıya doğru saçımı tarıyorum, uçtan yukarı doğru çıkarak. Videonun sonuna geldik. Bence çok faydalı bir video oldu. Çünkü gerçekten benim için ilerleyen dönemlerde çok faydalı olacağını düşündüğüm bir ürün keşfettim bu videoda. İlk deneyimimi sizlerle paylaştım. Gördüğünüz gibi saçım pırıl pırıl parlıyor. Elimi şöyle koyduğumda hiç takılmadan geçirebiliyorum. Ya benim zaten kanalımı takip ediyorsanız ve diğer videolarımda saçımı gördüyseniz hiçbir zaman bu kadar parlak olmadılar. Yumuşacık oldular. Bence gözle görülür bir şekilde, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Aşağıya bana yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bence gözle görülür bir şekilde parlaklık olduğunu düşünüyorum. Yani benim şu anda gözlemlediğim en böyle hoşuma giden şey çok yumuşak olması ve daha dolgun böyle gözükmesi oldu. Ama parlaklık konusunda
bilmiyorum, çok böyle şu anda ışıklara maruz kaldığı için gözlerim tam onu gözlemleyemedim ama onu da güncellerim mutlaka. Hem bir ürün hakkındaki ilk izlenimlerimi sizinle paylaşmak istedim, hem de aynı zamanda da saçımı nasıl yaptığımı, nasıl o şekilden bu şekilde soktuğumu göstermek istedim. Evet, ısıyla yapıyorum bunları, çok iyi değil biliyorum ama yani acil bir yere gitmeniz gerektiği zaman öyle ısısız olan işlemleri bu görüntüye ulaşabilmek için çok fazla yapamıyorsunuz. Bu arada bu görüntü dediğimde bu dalgalar ilerleyen zamanlarda çok çok daha fazla iniyorlar ve çok daha doğal duruyorlar. Şu an yine tam istediğim görüntüde diyemeyeceğim. Yine hala biraz daha kıvır kıvır. Bir de küçük küçük yapabildiğim için o makineyle çok böyle istediğim o kalın kalın dalgalar olmadı. Ama yine de ilerleyen saatlerde o böyle tam istediğim doğal dalga görünümüne geliyor. Ben sürekli tarıyorum çünkü o istediğim görünüme gelene kadar. İzlediyseniz buraya kadar çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınız, eleştirileriniz hepsi için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.